Emre Kaplan soğuk bir Nisan ayında diyelim. Bugün 18 Nisan pazartesi hakikaten soğuk bir hava. Henüz daha montları da atamadık ama perşembe günü hava açıyor. Şimdi Emre Kaplan stat önünde bize neler aktaracak? 20-30'da başlayacak maç öncesinde eksiklerden bahsedebilirsin, sakatlardan. Tabii başkanlık seçimi var. Transfer harekatı nasıl olacak söz sende. Aykut İnce sizin de ifade ettiğiniz gibi Nisan'ın son günlerindeyiz ama şu anda 7-8 derecelik bir hava sıcaklığı var. Yağış etkisini hissettiriyor. Zaten rüzgar Nef Stadyumu çevresinde her zaman önemli faktörlerden bir tanesi. Oldukça soğuk bir hava var ve bu sezonun belki de taraftar anlamında en düşük katılımlı mücadelesini göreceğiz. Kağıt üstünde satılan bilet sayısı oldukça yüksek ama bunun sebebi Beşiktaş ve Barcelona maçları için satışa çıkan altılı kombine paketinin çok fazla talep görmüş olması. Kağıt üstündeki ilgi tahmin ediyorum ki çok fazla stada yansımayacak. 10 bin civarında taraftarın hem hava şartlarını düşündüğümüzde hem maçın İçeriği ki Galatasaray adına da zaten yeni Malatyaspor artık puan anlamında küme düşmüş vaziyette. Galatasaray adına da çok büyük bir motivasyon kalmadı sezonun geri kalanında. Bu nedenle taraftarı da çok fazla motive edebilecek bir durum yok. Düşük katılımlı bir mücadele bekliyoruz. Aslında bu karşılaşma öncesinde taraftarların belki de hafta boyunca en çok beklediği, bu mücadeleyi anlamlı kılabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Hafta içinde A takıma dahil edilen 5 genç oyuncu, Beknas, Baran, Hamza, Emir ve Yine Jankat da geçen Dinamo Kiev maçında sahadaydı. Bu isimlerin süre bulması, kalan haftalarda kadroda olmaları bekleniyordu. Ama bugün öğle saatlerinde o 19 takımın oynadığı karşılaşmada bu isimlerin hepsinin ilk 11'de olduğunu gördük. Bu da bize şunu anlatıyor. Bugün A takım kadrosunda belki maç kadrosunda olabilirler. Daha önce bu tip şeyler gördük. Öğlen o 19 takımında oynayıp sonrasında maç kadrosuna giren isimler gördük. Ama en azından süre bulmayacakları düşüncenin bu yönde olmadığı bize gösteren bir tercih oldu Domenek Torrent tarafından. Bunun dışında Mustafa Muhammed'in derbi öncesinde sakatlığı vardı. Son iki antrenmanda takımla birlikte yer aldı ama henüz %100 hazır değil. Bugün ilk 11'de olmasını beklemiyoruz. Maç kadrosunda olacak gibi gözüküyor. Sofyan Feguli'nin tedavisi devam ediyor. Galatasaray'da sağ içindeki durum bu şekilde. Hemen muhtemel 11'de paylaşalım. Nasıl bir kadro bekliyoruz bugün bunu ifade etmeye çalışalım. Karede Musser olacak. Savunmanın sağında Omar Solda, Patrick Van Aanholt. Stoper ikilisinde Marka ve Nelson. Orta sahanın merkezinde Berkan Taylan ve Emre Kılınç. Kanatlarda Babel ve Kerem ileride ise Gomis şeklinde bir 11 bekleniyor bugün Galatasaray'da. Son olarak seçim gündeminden bahsetmek gerekirse artık resmi süreç başladı. 30 Nisan'da gerçekleşecek kongre saat 18'de de arkamda görmüş olduğunuz Nef Stadyumunda divan başkanlığında adayların renk seçimi olacak. Seçim günü, kongre günü hangi renkle temsil edileceklerini seçecek adaylar. Sarı ve kırmızı renkler var. Sadece iki aday olduğu için öncelikli Galatasaray'ın renkleri tercih ediliyor. Sarı ve kırmızı renklerden birer tanesini Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk çekecekler. Ve seçim süreci boyunca da artık bu renklerle temsil edilecekler. Seçim gündeminde de bugün itibariyle yaşanan sıcak gelişmeyi bu olarak paylaşabiliriz. Var mı sorunuz? Yoksa veda edelim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Emre. Kolay gelsin. Biraz tabii Galatasaray'ı konuşacağız sona doğru ama Fenerbahçe'de bu Arda Güler meselesini e, işte bon servis olayı değil mi? Onu biraz konuşalım. satın alma. satın alma opsiyonu. Ya yani, e, üç Konu senelik arakan. sözleşme yapıldı Arda Güler'de bu sene e, önümüzdeki sezon başında 20 milyon euro bir sonraki sezon 30 25 bir sonraki sezon 30, 30. üçüncü sezonda 30 milyon euro e, bazı Fenerbahçelilerde bence haklı bir endişe var ya 20 milyon euro biri verip almasın bu çocuğu diye. Şimdi tabii Arda'nın da inisiyatifi önemli ama ya şimdi Benfica gelirse gitmeyebilir Arda. Abi. Peki Dortmund gelirse ne olacak? Eşim. Hadi ona da gitmedi. E ya zamanında Enes'e gittiği gibi City gelirse ne olacak abi? E burada manageri... 20 milyon euro para mı Arda gibi oyuncu için? Bak ben Arda ile ilgili her lafı duydum şu lafı duymadım. Ya Serkan veya X kişi Arda'yı hemen yıldız ilan ettiniz. Bir kişi bile demiyor. Çünkü adam yıldız. Ben dün dün söyledim. Tartışmasız. Kesinlikle. Adam yıldız tanımını artık kemikleştirdi. Çıtayı yükseltti ve dedi ki: "Benim gibi oynamayan, benim gibi davranmayan, benim oyun zekama sahip olmayan, benim özgüvenime sahip olmayan ve benim yeteneğime sahip olmayana bundan sonra öyle kolaylıkla yıldız falan demeyin." dedi Arda. Varlığıyla Arda yıldız arkadaşlar. Hala Gol attınca falan saçı okşanıyor. <laughs> Şaka gibi ya. Abi Arda'yla Alex oynasa Alex de Souza. Aynı haklara sahipler. O takımın bekası için orada profesyonel sözleşmeli olan oyuncularsınız. Tamam olur tabii ki insani ilişkiler, arkadaşlıklar, düşmanlıklar. As üst ilişkileri kaptan maptan bir yere kadar ama. Messi Her yetişince... Ona Ronaldinho el verir, yeri geldiğinde çekilir, yerini ve tacını ona bırakır. İlk golünün pasını Ronaldinho vermiştir Messi'nin. Ve Messi var diye Ronaldinho'yu gönderdi Barcelona. Anlatabildim mi? Bir süre sonra. Ne oldu? Takımın yıldızı kimdi? Lideri kimdi? Hadi ilk golünde saçını başını okşadın. Sonra ne oldu? Messi yönetimleri yedi. Bak, Messi teknik adamları yedi. Senin söylediğin bir laf üzerine x'te güzel bir saptama yapmış arkadaşlar çalışan emektarlar. Diyor ki Alex de Souza'dan bu yana o tarzda bir on numara bekleyen taraftar Diego Ribas, Nani, Mesut Özil gibi yıldızlarla bulamadıklarını 17 yaşındaki gencecik alt yapışan çıkan bir çocukla yıldızla buldu. Böylece Kadıköy'de Alex hasreti Arda Güler'le giderildi. Ligde son 5 maçta 3 gol. Ve Pelkas biraz... sakatlandı maçın başında yerine Zalai girdi ya. O çok eleştirildi. Sen arda girmeli diyorsun. Eşyanın tabiatı bunu diyor. Ben demiyorum. Ya bak düşün. Saydnamecinlerin dördünü harcanan Nizim. para. Heh. Para korkunç bir para. Ee, bazen bu değerleri kendi içinden, bunu kendi için derken sadece Fenerbahçe anlamında söylemiyorum. Türkiye'nin gençlerinden çıkarabilirsin. Sergen Yalçın nereden çıktı? Altyapıdan çıktı. Emre soru Arda Turanlar bu topraklardan çıkmadı mı abi? Çıktı. Senden de çıkabilir. Arda da bu topraklardan çıktı. Şimdi Yıldız şeyine katılıyorum. O yaşta olup ben 16 diyorum hala 17'den gün alıyor ama 16'yı yeni bitirdi. 16'nı yaşını geride bırakmış Arda diyelim. Çıkıp bazen kimsenin top almak istemediği dönemler olur maçlarda. Bana verin diyorsa 16 yaşında bunu. Bir süre sonra o saçını <laughs> okşayıp hani vücut dili kerata sen de gol attın hadi falan gibi o saç okşama birkaç sene sonra belki bir sene sonra Arda ve diğerlerine dönecek. Barcelona'da nasıl Messi ve diğerleri di burada da bir süre sonra Arda ve diğerlerine dönecek. O zaman Allah sakatlık vermesin, sağlık versin. Bahtı açık olsun. O zaman Serkan'ın dediği o bonservis bedelleri, satın alma opsiyonları taraftarın endişesini taşıyabilir az kalabilir o zaman. Vallahi 17 yaşındaki bir çocuk için de 20 milyon euro müthiş para. Yani ticari para olarak ya, ticari o... ne paralar verdiler tic... ya. Satın alma opsiyonu koyabilirsin belki abi yani yapılırsa. Fenerbahçe, Fenerbahçe Avrupa'yı garantiledi değil 20 mi? milyon euro Avrupa'ya gitmeyi garantiledi gibi. Ya matematiksel olarak daha risk var ama ha, bu Fenerbahçe önümüzdeki sezon Avrupa vitrinde olur ki olmalı. Demin bahsettiğimiz durum o vitrindeki Arda'nın değeri bu vitrindeki Arda'nın değeri daha Arada bayağı bir rakam. Sen olsan 20 milyon euro Arda için getirilse sonraki satıştan pay koydursan koydururum. E, ciddi bir gelir değil mi? Şu anda dar boğazda kulüplerimiz. Hatta ben şöyle bir şey yapabilirim. Bana 20 veriyorsa ben derim ki bana 12 13 ver. %50'si ortak olalım. Çünkü sonraki satıştan. Şöyle ben Fenerbahçe Başkanı olsam bir dakika ya bu Arda gidecek. İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Almanya Ligi, İtalya Ligi diyelim. Orada daha çok değerlenecek. Ben yatırım yaparım. Yüzde yüzünü vermem. Yatırım yaparım ya. Param var yatırıyorum. Arda'ya yatırıyorum parayı. Maşallah iyi de gidiyor. Yüzde ortak olalım derim Ali Koç'un yerinde olsa. Yani Allah utandırmasın. Türk futbolu gencecik bir yeteneğe kavuştu. Nazar değmesin. Nazar değmesin.